Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerde arka parçada ense oyuntusunu nasıl yaptığımı göstermek istedim. Böyle tek parçada biten, oldukça muntazam biten bir ense oyuntusu oldu. Bu tür düzgün biten ense oyuntuları özellikle örgü yeni başlayanlara avantaj sağlayacaktır. Kenarından ilmek çıkartarak yaka yaptığınız zaman da aynı şekilde düzgün muntazam bir yaka elde edebilirsiniz. Bu ense oyuntusu yetişkinlerde ve bebeklerde ayarlarken sayı ayarlamaları farklılıklar yaratabiliyor. Şimdi derseniz detaylarıyla birlikte nasıl yaptığımı görelim. Ben küçük bir parça hazırladım. Şimdi bu parça üzerinde ense oyuntusunu nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Bu parçayı 54 ilmekle hazırladım. Şimdi örgülerde ben bu yaka için keseceğim ilmek sayısını ayarlarken eğer yetişkin örgüleri yapıyorsam, düşük omuzlu koltuk kesmeden bir örgü yapıyorsam mevcut ilmek sayısını 3 eşit parçaya bölüyorum ve her bir parçasını ilk omuz için, yaka için ve diğer omuz için kullanıyorum. Özellikle bebek örgülerinde omuz için çok fazla ilmek kullanılmıyor. Bu yüzden özellikle de koltuk kesim yapınca küçük bebek örgülerinde yaka sayısını ayarlarken mevcut ilmek sayısını 2'ye bölüyorum. İlk parçasını yaka için, diğer ikinci parçayı tekrar eşit 2 parçaya bölerek birer tane omuz için kullanıyorum. Bugünkü parçam 54 ilmek. Bu 54 ilmeğin 14 ilmeğini ilk omuz için, diğer 14 ilmeğini ikinci omuz için kullanıyorum. 28 ilmeği 2 omuz için kullanmış oluyorum. Geriye kalan 26 ilmeği ise yaka için kullanmayı düşünüyorum. Ortalama aşağı yukarı yaka ilmek sayısını ayarlarken sizler de kendinize göre böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. Düşük omuzlu örgülerde dediğim gibi 3 eşit parçaya bölerken yetişkin örgülerinde özellikle küçük bebeklerde bunu çok fazla uygulayamıyoruz. Çocuklarda gene uygulayabiliriz ama küçük bebeklerde dediğim gibi küçük omuzlar kullanılıyor. Omuzla eşit parçada yaka kullandığımız zaman bu bebeklerde yaka küçük gelebilir, giydirip çıkartırken sorun yaratabilir. Bu yüzden ilk yarısını ilmeklerin yaka için, kalan ikinci yarısını da ikiye bölerek omuzlar için kullanıyorum. Şimdi ben ilk baştaki 14 ilmeğimi örerek geldim. Burada aradaki 26 ilmeğimi yaka için kullanıyorum. Burası arka parça. Şimdi burada ense oyuntusunu da sizlere kısaca göstermek istiyorum. Bunu örerek devam ediyorum. Öncelikle diğer omuz kısmını tamamlamak istiyorum. Bu yüzden örerek devam ediyorum. Yaka için kullandığım 26 ilmeğin 14 ilmeğini ortası için kullanıyorum. 6'şar ilmekleri de kenar kısımlarını dönerek yuvarlatmak için kullanıyorum. Bu yüzden ilmeklerimi örerek geldim. Şu anda 34 ilmeğimi ördüm. Burada bakalım hemen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğim var. Bu kısmı omuz kısmına gelip giderken ilmekleri de dönüş yaparak burada bir oyuntu oluşturmayı düşünüyorum. Bu yüzden burayı belirlemek için hemen buraya bir tane iğne takıyorum. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca örerek tamamlıyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi ördüm. Şimdi örgümü tekrar ters çevirdim. İlmeklerimi örerek devam ediyorum. İğnemi burada ortadaki 14 ilmeği ayırmak için takmıştım. Şimdi son 3 tane ilmeği örmeden geri dönmem lazım. O yüzden iğneden sonraki son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Buraları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Tüm ilmekleri ters örüyorum. Örerek geldim. Bakın burası iğnem 1, 2, 3. 3 ilmek kaldığı zaman bu 3 ilmeği örmeden geri döndüm. Hemen burayı belli etmek için tekrar buraya bir tane iğne takıyorum. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bas bas
örenler bilir. Bu şekilde ilmeklere kadar gelip örmeden döndüğümüz zaman böyle bir yuvarlama sağlayabiliyoruz. Ben de şu anda aynı işlemi yapıyorum. Arka ense kısmının düzgün olması için bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz ortadaki tam 14 ilmeği bir defada keserek örgüyü örerek devam edip geri dönersiniz ve ilk benim bu örmeden döndüğüm kısımları siz keserek devam edebilirsiniz. Ama bu şekilde daha muntazam olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bugün farklı bir anlatım yapmak istedim. Örgümün arka tarafındayım. Bu defa iğnemle ayırdığım bölüme gelene kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden geri dönüyorum. Bakın iğnemden önceki son 2 ilmek. Bu 2 ilmeği örmeden hemen örgümü tekrar çeviriyorum. Buraları kafanız karışmasın, ayırımları anlayabilin diye tekrar bu şekilde iğneyle ayırdım. Örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca düz olarak örüyorum. Burada model kısmınız varsa modeli aynen uygulayarak devam edin. Sadece yaka bölümündeki ilmekleri örmeden geri dönüyoruz ve bu şekilde bir yuvarlama işlemi yapıyoruz. Örgümü tekrar ters çevirdim. Ve ilmeklerimi örerek geliyorum. İlk defasında 3 ilmeği örmeden döndüm. İkinci de 2 ilmeği örmeden döndüm. Bu defa 1 ilmek örmeden dönüyorum. Ve bir yuvarlama sağlayarak bu tarafın oyuntusunu bitirmiş oluyorum. Bakın iğnemden önce 1 ilmek. Burayı tekrar hemen dönüyorum. Hemen şunu da takayım. Tekrar kafanız karışmasın. İlk defasında 3 ilmeği örmeden döndüm. İkinci de 2 ilmeği örmeden döndüm. Son defasında tek ilmeği örmeden döndüm. Başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyorum. Ve arka taraftan ördükten sonra ilk omuz kısmını tamamlamış oldum. Hemen çevirdim örgümü. İlmeklerimi ters örerek geliyorum. İğnemin olduğu yere kadar. Ve bu kısmı tamamlamış oluyorum. Bakın son ilmeğimi de ördüm. İğneme kadar örerek geldim. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Burası ilk omuz parçamızı oluşturan bölüm. Şimdi burada bu ilk oyuntuyu tamamlamış oldum. Şimdi burada ben hemen ipimi kesmek istiyorum. Hemen iğnelerimi aradan alıyorum. İlmeklerimi markayı alayım. İlmeklerimi örmeden bu şekilde atlatarak diğer yaka oyuntusunu ve omuz kısmını yapmak için devam ediyorum. Çıkarttım. Bakın ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeği şişime takarak geldim. Şöyle söyleyeyim, hatta burayı sayarak vereyim size. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. Burada tam ortadaki 14 ilmeği bir defada örmeden atlıyoruz. Burayı 14 ilmek olarak kullanıyoruz. Sonrasında 3 ilmek örmeden dönüyorum. 2 ilmek örmeden dönüyorum. 1 ilmek örmeden dönüyorum. Bu ilk oyuntuyu tamamlamış oldum. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapmam gerekiyor. Burada 26 ilmeğim var. Hemen örgümü çevirdim. Şişimi ilmeklerimi takarak geldim. Örgümün arka tarafından tekrar örerek ilerlemek istiyorum. Ben anlatım yaptığım için iplerimi bağlamıyorum. Sizler bağlayarak sağlamlaştırabilirsiniz. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi örgümün arka tarafında ters olarak örüyorum. Hatta öncesinde tekrar kafanız karışmasın, buraya bir ayraç takalım.
burası tam ortadaki yaka için kullandığımız 14 ilmek. Devamında ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. İlk başlangıçta örerek bu kısma kadar geldiğim için burada arka taraftan örmeye başlıyorum. İğneden dolayı ilmeğimi alamadım. İlk başlangıçta ön kısımda örerek geldiğim için şu anda bu 14 ilmeğe kadar ilmeklerimi diğer şişime aktardım. Burada arka taraftan örmeye başlıyorum. İlk başta çünkü ön yüzden örerek gitmiştim. Bu yüzden dönüşümü arka tarafta yapmam gerekiyor. Sıra boyunca ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şimdi oradaki ayraca kadar geliyorum. Ayraçtan önceki 3 ilmeği örmeden geri dönmem lazım. O kısma kadar herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimi örerek geliyorum. Son 3 ilmeğim kalıncaya kadar örmem lazım. 1, 2, 3. Ayraçtan sonraki 3 ilmeğime geldiğim zaman bu 3 ilmeği örmeden örgümü hemen tekrar geri çeviriyorum. Buraya bir tane de ayraç takayım. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri sıra boyunca ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Dediğim gibi bu kısımlarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Modelimiz neyse onu uygulayarak devam ediyoruz. Sadece ortadaki 14 ilmekten sonrasını örerek geliyoruz. Buradan geri dönüyoruz. Sonra tekrar örerek geliyoruz. Son 3 ilmeği örmeden geri dönüyoruz. Tekrar şimdi örerek geliyorum. Son 2 ilmeğe kadar geliyorum. Son 2 ilmeğe kadar geldikten sonra gerisini örmeden örgümü çevirip geri dönmem lazım. Bu şekilde yaka kısmını yuvarlamış oluyorum. İlmeklerimi düz örerek geldim. Ayracımdan sonra son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğe gelince bu ilmekleri dönmeden geri çeviriyorum. Hemen bir tane ayraç alıyorum. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Aynı işlemi yuvarlak yaka için ön parçada kullanabilirsiniz. Tek farkla yuvarlak yaka için yaptığınız oyuntu biraz daha yüksek olması lazım. Yuvarlama işlemi bittikten sonra omuz kısmını 1-2 parmak daha örmeniz lazım. Böylece yuvarlak yakayı da elde etmiş olabilirsiniz bebek örgüler için. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi örerek geliyorum. Ayracımdan önce son bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeği örmeden hemen örgümü tekrar çeviriyorum. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi ters örerek arka yüzlü örgümü tamamladım. Böylece arkadaki ense oyuntusunu da yuvarlayarak bitirmiş oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada bir sıra ilmeklerimi düz örüyorum. Arka sırada tamamlamayı düşünüyorum. Artık bu sırada ayırma işlemi bitti. Ense kısmını yuvarlama işlemi de bitti. Bu yüzden ilmeklerimin hepsini örerek sırayı tamamlamayı düşünüyorum. Bakın şöyle göstereyim. 3 ilmeği örmeden döndüm. Sonraki 2 ilmeği örmeden döndüm. En sonunda bir ilmek örmeden döndüm. Ayraçlarımı çıkartıyorum. İlmeklerimi örerek sıra boyunca devam ediyorum. Bu sırada hiç ilmek atlamıyorum.
Büyük örgülerinde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Yuvarlama sayısında aynı şekilde yapabilirsiniz. Çünkü dümdüz kare bir çıkıştan ziyade hafif bir yuvarlama yeterli olacaktır. Yetişkin örgülerinde ense kısmının biraz daha alçakta durmasını istiyorsanız da omuz kısmını bir 2-3 sıra daha ördükten sonra bütün ilmekleri bir defada kapatabilirsiniz. Bu şekilde örmeden de geri dönüş yerine ilmekleri keserek de rahatlıkla ense oyuntusunu yapabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi farklı bir kapanış göstermek istedim. Bu şekilde daha muntazam, düzgün duruyor. Geriye dönüşler yapmak yerine dönüş yaptığınız sayıdaki ilmeği keserek örgünüzü ilerletebilirsiniz. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Artık ilmeklerimi keserek bitirmek istiyorum. Örgümün arka tarafında olduğum için iki ilmeği beraber ters örüyorum. İlmeğimi şişime alıyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte ters örerek bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimi kapatıyorum. Böylece en soyuntusunda bu şekilde tamamlamış oldum. Normal koltuk kesim yapar gibi buraları keserek de aynı koltuk kesimde yaptığımız gibi de aynı sayılarla en soyuntusunu yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde yaptığınız zaman özellikle örgüye yeni başlayanlar koltuk kesimi şeklinde yapıldığı zaman bu kertiklerden ilmek alışlarını ayarlayamayabiliyorlar ve girintili çıkıntılı bir görünüm elde ediyorlar. Bu şekilde düzgün bir en soyuntusuyla alacağınız buradan takacağınız ilmekler ve yakanın görüntüsü daha düzgün olacaktır. Bu da bir fikirdir. Ben değişik fikirler sunmaya devam ediyorum. Sizler beğendiğinizi veya size kolay gelen teknikleri uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bugün gösterdiğim yaka gördüğünüz gibi oldukça muntazam bir bitişi var. Muntazam bir bitişe sahip olduğu zaman da kenarından ilmek alarak yaptığımız yakalarda oldukça muntazam ve daha düzgün duruyor. Devamında ben bunun ve yakanın nasıl yapıldığını ve değişik farklı bir lastik yapımı ile ve yakanın tamamını göstermeyi düşünüyorum. Tek bir videoda uzun olacağı için bir iki parçaya bölmeyi düşünüyorum. Diğer bölümleri anlattıkça, videoları çektim, hazırladıkça yorum kısmına eklemeyi düşünüyorum. Alttaki yorum kısmından V yakanın yapılışını ve V yaka lastiğin yapılışını videolarını takip ederek izleyebilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.